EYT düzenlemesi geçtiğimiz aylarda onaylanarak yasalaştı. Düzenlemede yaş şartı aranmazken, prim günü ve yıl şartını tamamlayanlar emeklilik hakkı elde edecek. Ancak prim günü eksiği olanlar emeklilik fırsatından yararlanamadı. Hal böyle olunca eksik prim gününü tamamlamak isteyenler araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. EYT'den yararlanamayanların yardımına borçlanma, ihya ve isteğe bağlı sigorta yetişiyor. Diğer yandan Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında emeklilikte yaş şartının değişip değişmeyeceği merak ediliyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler. EYT'liler yasanın onaylanmasının ardından başvurularını tamamlayarak maaşlarına kavuşuyor. Eksik süresi olanlar primlerini tamamlayarak dilekçelerini vermek istiyor. İhya ve isteğe bağlı sigorta yetişiyor. Böylece yapılandırma düzenlemesi de prim kazanımı sağlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilik sistemi ve kadınların emeklilik yaşlarında esneme olabileceği açıklamalarının ardından detaylar merak ediliyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler. Bağkurlu erkeklerin emekli olmak için çok daha yüksek prim şartı sağlamaları, birçok kişi tarafından haksızlık olarak değerlendiriliyordu. Çalışma Bakanı da daha önce bir esnaf toplantısında bu durumun farkında olduklarını ve üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Bağkur ve SSK primleri arasındaki eşitsizlikle ilgili çalışmaların kapsamı genişletiliyor. Yapılan yeni düzenlemeyle, 9000 prim günü şartı 1800 günlük indirimle 7200 güne düşürülerek, Bağkurlu esnaf ve çalışanların emeklilik süreçleri kısaltılacak. Bu düzenlemeyle birlikte, 5 yıllık bir erken emeklilik avantajı sağlanacak. Bağkur ve SSK primlerinin eşitlenmesi, sadece şirket ortakları değil, herkesi kapsayacak bir şekilde yapılacak. Böylece, esnafların ve çalışanların emeklilik süreçleri daha adil bir şekilde işleyecek. Ancak bu düzenlemenin ilk etapta, 10 ve altında işçi çalıştıran esnaflar için geçerli olacağı belirtildi. Yeni düzenlemeyle birlikte, SGK sistemindeki birçok şart da değişecek. Özellikle, son 7 yıllık çalışma sürecinde hangi sigorta kolundan daha fazla prim yatırıldıysa, emeklilik de o sigorta kolundan yapılacak kuralı kaldırılacak. Böylece, prim eşitlemesiyle birlikte, daha adil bir emeklilik süreci işleyecek. Bu düzenlemenin, EYT yasası kapsamında yer almamasına rağmen, Bağkurlu erkeklerin yüksek prim şartı nedeniyle yaşadıkları haksızlığın giderilmesi açısından önemli bir adım olduğu düşünülüyor. Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem ise kamuoyunu bilgilendirdi. Erdem, 9000 gün prim ödeyen esnafların yanı sıra kadın sigortalıların 7200 gün prim ödediğini, ancak Bağkurlu çalışanların 5600 gün prim ödeyerek emekli olabildiğini belirtti. Erdem, geçtiğimiz günlerde Ankara Ticaret Odası'nı ziyaret ederek, Bağkur primlerindeki haksızlıkların giderilmesi gerektiğini dile getirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, 9000 gün prim ödeyen esnafların 7200 güne düşürülmesi durumunda, 1800 gün avantaj sağlanacağını ifade eden Erdem, bu avantajın 5 yıl erken emeklilik hakkı olarak yansıyacağını belirtti. Başlangıçta, 10 veya daha az çalışanı olan esnaflar için geçerli olacak olan bu uygulamanın, Ankara Ticaret Odası'nın talebi doğrultusunda tüm Bağkurluları kapsayacak şekilde genişletilebileceği vurgusunu yapan Erdem, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların ise yaş sınırı olmaksızın erken emeklilik hakkı elde edeceğini söyledi.